Bu çok önemli bir mesele. Bunun karşılığını çok net görüyoruz. Bütün insanlar bunu seyrediyor aslında. Bütün eksiklik marifet eksikliğidir. Marifet olmayınca iman olmuyor. İman taklidi oluyor. İman sadece kuru bir bilgiye dayanmış oluyor. O imanı aşka, muhabbete dönüşmüyor. Yani Rabbini sevmeye dönüşmüyor. Rabbini isimleriyle, El Esmaul Hüsna'sıyla sevemiyor. Sevse ne olur? Sevse o isimler onda tecelli eder. O isimler onda mevcut, açığa çıkar. Ama onun açığa çıkmasına müsaade etmiyor. Bilgisi onu bastırıyor, ona kibir veriyor. Ben biliyorum deyip kibirleniyor, kibri de orayı bastırıyor. Açığa çıkmasına müsaade etmiyor. Mesela bakalım, bu kadar mesela olaylar oluyor, meseleler oluyor. Mesela Suriye'de, Irak'ta, diğer Müslüman ülkelerde savaş oluyor. Hepsi de Müslüman memleketler. Savaşanlar kim? Genel olarak Müslümanlar. Birbiriyle savaşıyor. Bununla beraber bunlar savaşırken her biri kendini hakta görüyor, haklı görüyor, mümin görüyor, Müslüman görüyor. Karşısındakini de küfürle itham edip zaten öyle savaşıyor, öyle öldürüyor. Sebep nedir? Sebep rahmet yok. Rahmeti bitmiş. İnsanı sevmesi yok. Sevmiyor. Sevse öldürebilir mi? Merhamet etse öldürebilir mi? Biraz hilmi, halimliği olsa öldürebilir mi? Biraz Allah'tan haşyet duysa onu öldürebilir mi? Kendi kendine böyle fetva verip öldürebilir mi? Öldüremez. Bunu yapamaz. Bununla beraber onların içinde kimi görüyorsunuz? Kimler var? Bilgi sahipleri, ilim sahipleri, değil mi öyle? İçlerinde hiç marifetullah'a sahip olan var mıdır? Hiç arifler var mıdır? Hiç tasavvuf ehli var mıdır? Hiçbir tasavvuf ehli buna fetva verir mi? Böyle bir şey olur mu? Bak tasavvuftakiler, tarikattakiler yarım yamalak da olsa, eksik bilgiye de sahip olmuş olsalar, ellerini, gönüllerini böyle bir kana bulaştırmazlar. Böyle bir zulme bulaşmazlar. Yarım yamalak olsa bile. Bir de kamil olursa ne olur? Ona göre hesap etmek gerekir. Onun için hiçbir tarikat ehli, hiçbir şeyh, hiçbir mürşit, hiçbir tasavvuf ehli var mı savaşın içinde? Bulamazsın, olmaz. Neden? Çünkü onlar Allah'a iman etmiş, Allah'ı tanıyor, Allah'ın nazarıyla nazar ediyor. Allah'ın kuluna verdiği kıymeti, değeri biliyor, şerefi biliyor. Kendisinde bir başkasını öldürme hakkı görmüyor, göremez zaten. Allah'ı tanıdığı içindir bu, marifete sahip olduğu içindir. Öteki marifete sahip değil. Sadece bilgiye sahiptir ve bilgisi de nefsinin emrindedir. Nefsi öyle kabul ediyor. Bin bir türlü tabii hesapları var her birinin. Ama Allah'ın hesabı yoktur orada. Eğer olsaydı, eğer gönüllerinde, içlerinde rahmet olsaydı, iman olsaydı, insanı sevmek olsaydı, bunu yapabilirler miydi? Hayır. Hiçbiri bunu yapamazdı. Onun için ümmetin asıl sorunu neymiş? Allah'ı bilmek, marifetullah. Kul ne kadar Allah'ı tanıyor, Allah'a karşı ne kadar marifet sahibi ise o kadar iman edebilir. Tanıdığı kadarıyla iman ediyor. Onun için biraz önce marifeti anlatırken, yani Rabbini sadece bir bilgiyle bilmek, işitmek başka bir şeydir. Onu görmek, ona şahit olmak. Bütün varlıkta El Esmaul Hüsna'sına şahit olmak, ef'aline şahit olup şahadet etmek, sonra kendinde şahit olmak, kendi gönlünde şahit olmak, Allah insanla, kişiyle kalbi arasına girer dedi, tecelli eder. Bir de kendinden, nefsinden geçip kendisine tecelli ettiği Allah'a şahit olup şahadet etmek. Sadece bu bir görmek midir? Hayır. O tecelli ediyor.
Allah tecelli ediyor kulunda. Tecelli edince ne olur? Kul rahim olur, kul kerim olur, kul vedud olur, Rabbini sever, kul afu olur, kul nesir olur, kul hadi olur, hidayete vesile olur, kul cennete vesile olur. Saf hayır olur, hayır. Kimdir hayır olan? Allah'tır. Kimdir rahim olan, rahman olan? Allah'tır. Kimdir kerim olan? Allah'tır. Ruhundan nefretmiş ya, o nefis perdesi aradan kalkınca Allah'ın güzelliği, el esmaul hüsnası evet, tecelli etti, kul Rabbine arif oldu. Marifet sahibi oldu. Onun için kul eğer kendini bildiyse, evet, Rabbini de bildi, böyle biliyor. Kul kendini tanıdıysa Rabbini de tanır. Kim kendini tanırsa, men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu, kim kendine arif olur, olursa Rabbine arif olur. Kendini tanıdı ve vehmi olan hayalini, benliğini aradan çekti. Hakiki varlığına, Allah'ın nefrettiği ruha evet, kavuşunca kendini bildi, Rabbini de onunla bildi. Şahit oldu, onu tattı, öyle bildi. Yoksa tersten de tabii bir parça anlamış oluyor. Nefsin arziyetini bilince, hiçbir şey olmadığını bilince, evet, her şeye sahip olanın Allah olduğunu bilmesi, bu bir bilgiydi. Ama ruhundan, ruhuyla bilince, yani kendi hakikatiyle, kendini bilince, nefs aynı zamanda insanın hakikati demektir. Kötü anlamda kullanılınca ona yapışmış çamur demektir. Benlik, kibir, gurur, riya, haset, çamuri benliği demektir. O olmayan bir şeydir. Zaten onun böyle bir şeyde hakkı yoktur zaten. O zulmün karanlığıdır. Zulüm karanlığıdır. O karanlığı aydınlanınca hakiki benliği ortaya çıkmış oluyor ki bu da Allah'ın ona nefrettiği ruhtur. Ve Allah onu kendi fıtratı üzere yaratmış. Allah'ın güzelliği onda tecelli ediyor. Allah'ın güzelliğinin tecelli ettiği biri hiç kardeşiyle savaşabilir mi? Hiç onu öldürebilir mi? Hiç ona karşı merhametsiz olabilir mi? Onun için ümmetin sorunu Rabbini bilmeme, tanımama sorunudur. Rabbine dolayısıyla iman edememe sorunudur. Marifeti olmadığı için imanı da olmuyor. Sadece taklidi olarak ben müminim diyor, ben Müslümanım diyor, benim bilgim var diyor, zaten konuşuyor. Bilgisiyle konuşuyor ama iman onun gönlüne inmiyor. Onun, Allah'ın ona nefrettiği o hakikat ortaya çıkmıyor. Onun asıl fıtratı örtülüdür, meydana çıkmıyor. Bir hükmü olmuyor ve insan onu kaybediyor. Allah'ın nefrettiği ruhu kaybediyor, kaybetmiştir zaten. Kaybetmese bu hale gelmez. Kaybetmese güzel bir ahlaka sahip olur. Mümin olur, Müslüman olur, peygamberine tabi olur, peygamberlere benzer. Benziyorlar mı? Hayır. Bakıyoruz, Ebu Cehil'e benziyor, Firavun'a benziyor, İblis'e benziyor, şeytanlara benziyor. İnsana düşman oluyor. Bir şeyler için insana düşman oluyor. Bu müdür mümin olmak? Bu müdür Müslüman olmak? Bu müdür bilgi sahibi olmak, ilim sahibi olmak, marifet sahibi olmak ya da? Bu böyle mi Allah'ı tanımış? Bunun tanıdığı, bunun bildiği, bunun zannettiği Allah değildir. O onun kendi putidir. O öyle istediği için öyle yapıyor. Allah öyle istediği için değil. Allah'ı anlamamış, tanımamış, yani marifetullah'a sahip olmamış. Eğer insan Rabbini tanırsa, marifet sahibi olursa, kendine arif olursa, Rabbine arif olursa, bu durumda o Hazreti insan olur, meleklerin secde ettiği varlık olur. Ondan sadece görünen rahmet olur, muhabbet olur, ikram olur, hayır olur, güzellik olur, kardeşlik olur. Hatta kardeşini kendi nefsine tercih eder. Kardeşini kendi nefsine tercih eder. Bırakın kardeşini kendi nefsine tercih etmeyi, kardeşini kendisiyle bir tutmuyor. Kendisi için istediğini kardeşi için isteyemiyor.
kendi nefsi için onu öldürüyor. Öldürüyor, hem de gönlü kıpırdamıyor. Bu nasıl bir gönüldür? Bu gönülde zerre kadar iman var mıdır? Kendisi gibi birini, Allah'ın kulunu öldürüyor, gönlü kıpırdamıyor. Rahatsız bile olmuyor. Hatta belki ondan zevk alıyor. Ona düşmanım demiş ya, Allah sizin düşmanınız iblistir, şeytandır dedi. Apaçık düşmanınızdır dedi. Müminler kardeştir dedi. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır dedi. Kardeştiniz Hazreti Adem'den. Böyle söylemedi mi? Nerede ayetlere iman? Kendine göre yorumluyor. İman olmayınca, imanı da nefsine göredir. Nefsi ne söylüyorsa onu oraya uydurmaya çalışıyor. Bir de bunun karşılığında Allah'tan rahmet istiyor, cennet istiyor, ikram istiyor. Ama sen ikram olmadın, sen cennet olmadın, sen rahmet olmadın. Herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı var. Buyurmadı mı? Senin kendi ellerinle yaptığın, bak, azaptır. Cinayettir. Zulümdür. Sen bunların karşılığında nasıl cenneti istiyorsun? Nasıl Allah'tan rahmeti istiyorsun? Nasıl Allah'tan ikramı istiyorsun? Sen tam tersini yapıyorsun. Herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır. Senin de göreceğin sadece cehennemdir. Başka bir şey göremezsin. Sen kendine ne dersen de hiç fark etmez. Sen Rabbini tanımak istemedin. Anlamak istemedin. Rabbine iman etmek istemedin. Kendi nefsini sevdin, ben dedin, nefsini ilah edindin. Dolayısıyla Allah benim istediğim gibidir. Ben neye hüküm verirsem Allah'ın hükmü odur dedin. Kendini, nefsini Allah'a şirk koştun. Allah öyle buyurdu. Nefsini ilah edineni gördün mü? Nefsini ilah edinenler. Onlar puta tapmıyor. Onlar kendi nefislerine tapıyor dedi. Kendi nefsine tapmak böyledir. Nefsini ilah edinmek böyledir. Allah'ı tanımıyor, bir de kendini biliyor. Kendini tanıyor. Kendine ilah diyor. Onun için hükmü öyle veriyor. Hadi öldürün. Hadi kan dökün. Hadi bunu, siz bunu böyle yapıyorsunuz ve bunu Allah için yapıyorsunuz. Siz doğru yoldasınız. Allah'ın öyle emretmediğini bilmiyor mu? Biliyor. Fıtrat itibariyle biliyor. Allah'a söz verdiğini biliyor. Ama onun üstünü örtüyor, kapatıyor. Anlamadım diyor. Bütün sorun neymiş? Marifetimizin olmayışıymış. Belki böyle bütün ümmeti birden suçlamak doğru değildir. Belki en öndeki suçlu olanlar ya da eksik olanlar, marifetullahı öğretemeyenler ariflerdir. Ben alimim diyenler, her şeyi biliyorum diyenler, her şeyi ben öğretirim deyip Allah'ı tanıtamayanlar, tanıtmayanlar. Kendisi tanımıyor ki tanısın. Kendisinin marifeti yok ki marifeti versin. Baş suçlular bunlardır. Önde yürüyen suçlular. Allah'ı tanıtmayanlar ve ben alimim, bilgi sahibiyim, her şeyi biliyorum. Gelin size öğreteyim, dininizi öğreteyim diyenler. Aynı şekilde ben marifet sahibiyim, tasavvuftayım. Tasavvuftur bu, tarikattır bu, yoldur bu. Gelin size öğreteyim derken, marifeti öğretemeyenler, Allah'ı tanıtmayanlar, tanıtamayanlar, Allah'ı el esmaul husnasından tanıtamayanlar, sıfatlarıyla tanıtamayanlar, dolayısıyla iman ettiremeyenler, imanı yine taklidi olanlar, başka şeylerin, bir hayarın peşinde koşanlar, kendi kendine bu işi halledersin diyenler, yolu gösteremeyenler. Herkes Allah'ın kulüdür ve herkesin marifete sahip olması gerekir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her türlü marifete sahip miydi? Evet. Miracı var mıydı? Miraca çıktı mı? Evet. Hem de kaç defa çıkmıştır Allah bilir. Namaz bir de senin için mirajdır buyurmuştu Allah. Miraç gecesinde ona. Her namazı mirajdır. Allah'ı nasıl tanıyor artık ona göre hesap etmek gerekir.
Sen onun ümmetisin. Sen ona tabi olmuşsun. Senin miracın var mı yok mu? Sen Allah'ı ne kadar tanıdın? Tanıdığın kadarıyla iman ediyor, aşık oluyorsun çünkü. Yoksa böyle imanın lafta kalıyor. Ben alimim diyenler, ben sadece böyle bilgi veriyorsun, ibadetin bilgisini veriyorsun. Din bu muydu? İslam bu muydu? Senin peygamberin böyle miydi? Böyle mi yaptı? Bununla beraber bunu yaparken bu dinin tamamıdır diyorsun. Söyle, bu ibadet hakkında, yapmamız gerekenler hakkında, Allah'ın emirleri, nehileri hakkındaki bilgidir de. Bu din değildir de. Bu iman değildir de. İman başka. Evet, onun için Resulullah Efendimiz din güzel ahlaktır. Buyurdu mu? Buyurdu. Bakalım. Bir alimlere bakalım, bir de dervişlere bakalım. Hangisi güzel ahlak sahibi? Hangisi güzel ahlak sahibi ise o Allah'a yakındır. O dindardır. O alimdir. Alim odur. O ariftir. Marifete sahiptir. Onun için böyle marifetle ilmi birbirinden ayırıyoruz. Ama arifte öteki bilgi de tamamen mevcuttur. Öteki bilgiyi ilmi bütünüyle kabul ediyor. Marifet zaten o ilmin marifetidir. O gerçekleşiyor. Onun için ayeti söylüyoruz. Marifet böyle olur diyoruz. Bizim söylediğimiz ayetleri alim de söylüyor. Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Kişi ile kalbi arasına girer dedi Allah. Ne yana dönersen dön, Allah'ın vecihi oradadır, güzelliği oradadır dedi. Öyle mi? Öyle. Peki biz bunu tadıyor muyuz? En azından ibadet yaparken, Rabbimizi zikrederken, Rabbimizin huzurunda durup secde ederken bunu tadıyor muyuz? Tatmıyorsak bir sorun var. Bilgi aynı bilgidir ama ötekinde marifete dönüşmüş. Ötekinde hakkal yakin yaşanıyor. Aynel yakin, hakkal yakin yaşanıyor. Tadarak onu yaşıyor. İkisi birbirinden ayrı değilmiş. Biri ötekinin hakikatiymiş. Öteki lafta kalandır. Sadece işin lafını konuşuyor. Laklak yapıyor yani. Ama asıl mesele işin hakikatine ermekmiş. Kendisini hakikatine kavuşmakmış, varmakmış. Dolayısıyla kendi gönlünden Rabbine varmak, Rabbinin huzuruna varmakmış. Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun dedi. Mesele Rabbimize varan yolu tutmaktır. O yolu aramaktır, bulmaktır. Bulunca o yola girip Rabbimize yürümektir. Rabbimize koşmaktır. Rabbimize varmaktır, vasıl olmaktır. Bilgi eğer bunu bize kazandırmıyorsa, bu marifeti bize kazandırmıyorsa, bu imanı bize kazandırmıyorsa, evet, kitap yüklü merkep, dolayısıyla boş bir yükü yüklenmiş oluruz. İşin daha kötüsü onunla bir de kendimizi bilgili zanneder, kibre düşeriz, diğer insanlara karşı kibirleniriz, onları cahil, kendimizi alim zannederiz. Allah öyle buyurmuştu, layıkıyla ancak alim kulları Allah'tan haşyet duyar. Alim, Allah'ın marifetine sahip olanlardır, Allah'ı tanıyanlardır. Onun için cevap olarak Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu, Allah'ı en çok bileniniz benim, onun için Allah'tan en çok haşyet duyanınız ben. Sorunumuz da Rabbimizi bilmeme sorunudur, alim olmama sorunudur. O ilmimizin bizde marifete, imana dönüşmeme sorunudur. Sadece böyle taklidi olarak iman ettiğimizi zannederiz. Ama bizde ahlaka dönüşmediyse, Kur'an'ı bir ahlaka, peygamberi bir ahlaka eğer dönüşmediyse, peygamberin ahlakına bürünmediysek, kendi kendimize bir ilah edinmiş oluruz. Bu da bizim kendi nefsimizdir. Nefsinin hevasını ilah edinenler grubuna girmiş oluruz. Böyle olunca da
merhamet yok, acımak yok, muhabbet yok. Kavga olur, gürültü olur, fitne olur, cinayet olur. Ve seyrederiz sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bundan büyük bir ders almamız lazım. Eksiğimiz nerede? Onu tamamlamaya çalışmamız lazım. Evet, eksiğimiz iman eksikliğidir, marifet eksikliğidir. Bilgiyi, ilmi yanlış anlamadır. Ama her gecenin sonunda mutlaka bir sabah vardır, güneşin doğuşu vardır. Güneş alemi aydınlatır inşallah. Hep beraber aydınlatmaya çalışacağız. Rabbimizi tanıtmaya çalışacağız. Marifeti Allah'ın kullarına ulaştırmaya çalışacağız. Allah'ın vahyini ulaşabildiğimiz her yere ulaştırmaya, gönüllere taşımaya çalışacağız. Rabbimize davet edeceğiz. Marifete, onu tanımaya. Tanımak derken ona iman etmeye, aşık olmaya davet edeceğiz inşallah. Tabii bunu yaparken kendi gönül halimizi ortaya koyup kulluk böyledir, böyle olmamız gerekir deyip kendi üzerimizden örnek olarak davet edeceğiz inşallah.